Merhabalar. Merhabalar. Herkese merhaba. Ben Cansu Nuraygün. Sosyoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizinle proje yazma atölyesinde edindiğim tecrübeleri ve süreci paylaşacağım. Ben Sabiha Sena Türker. Sosyoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Proje eğitimi atölyesine katıldım. Bu konuyla alakalı bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sümeyye Damar. Sosyoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Proje eğitimine katılmıştım Diyan'ın. Onunla alakalı deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım bugün. Proje yazma atölyesi daha iyi atölyelerinin bir kolu diyebilirim. Proje yazmaya ilgisi olan ve merak ettiği konusu olan kişiler için yol gösterici. Proje nasıl yazılır, merak ettiğimiz konu ne derece önemli, bu neye hizmet ediyor gibi sorularla başladık ve daha sonrasında hocalarla zaten birebir konuşarak projemizi daha da detaylandırdık. Daha sağlam temeller üstüne oturttuk. Araştırma üzerine aslında benim çok büyük bir ilgim vardı. Araştırma dersinde dedim ki benim araştırma yapmam lazım. Yani bayağı heyecanlandırmıştı beni. Daha sonrasında zaten ilk dönem bir İşte ödev hazırladık ve sonra Murat Hoca çok beğenmişti konumu. Daha sonra işte dedi ki bunu bir TÜBİTAK projesine neden dönüştürmeyelim ki? Hani dönüşebilecek bir konu. Ben de bunun peşine düştüm. Zeynep Hoca ile sürekli görüştüm. Sosyoloji Kulübü'nde proje başlığı altında çalışmalar yaptık Ayşe ile birlikte. Proje yazma eğitimine daha önce katılmış Zeynep isimli bir arkadaşımın tavsiyesiyle aslında katıldım. TÜBİTAK'tan onay aldı, onun projesi bu arada. Bana dedi ki eğer hani o eğitim tekrar olursa mutlaka katıl. Dolayısıyla ben de hemen başvuru yaptım. Hatta son gün başvuru yaptım. Öncelikle merak ettiğim bir konu vardı. Ama bu konudan nasıl yürüyeceğimi bilemiyordum. Çünkü çok fazla bilgim yoktu. Tüm hocalarımız alanında çok deneyimli zaten proje konusunda. Bu yüzden hocalarla birebir ilerlemek ve onların tavsiyelerini de almak istedim. En büyük motivasyonumuz projemizi hayata geçirmek tabii ki. Arkadaşlarımla beraber geliştirmek istediğimiz bir başvurumuz vardı. Hocalarımızın bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlanmak istedik. Proje nasıl hazırlanır? Proje nedir? TÜBİTAK nedir? Başvuru süreçleri nelerdir? Etik kurul nedir? Süreç nasıl işler? Başvuru nasıl yapılır? İskeletini oluşturduk diyebilirim projemiz. Burada hocalar tek tek herkesin projesini sordu ve bunun üstünden bizim izlememiz gereken yolu, soracağımız soruları, bu projenin neye hizmet edeceği gibi kilit noktaları tartıştık. Süreç hakkında mesela benim çok fazla bir bilgim yoktu. Orada aydınlandım. Çok interaktif bir ortamdı. Hani diğer insanların projeleri hakkında da kafa yürüttüğümüz, sohbet ettiğimiz, birbirimize fikirler verdiğimiz güzel bir ortamdı. Sonrasında danışman seçimi oldu. Melike Hoca ile biz çalışmaya karar verdik. Çok sevindim. Melike Hoca çünkü zaten benim konumu çok ilgi çekici bulmuştu. Hemen böyle heyecanlı bir şekilde atlıyordu. Zaten mutlu ediyordu beni. Ondan sonra da onunla çalışmaya karar verdik. Temel olarak projemin taslağını, iskeletini inşa etmemde bana yardımcı oldu diyebilirim. Çok eğlenceli geçti. Çünkü herkes bir konusundan bahsediyor. O konu hakkında herkes fikirlerini ortaya sürüyor. Orada bir beyin fırtınası yapıyorsunuz. Hem sosyalleşmek için güzel bir fırsat. Arkadaşlarınızın konusunu merak ediyorsunuz. Yani şu an gerçekten merak ettim ve sonucunda ne çıkacak ortaya dediğim bir sürü proje var. Onların kendi projemin dışında onların projelerini de şu an çok merak ediyorum. Çok rahatlattı beni. Yani şöyle, ben aslında proje nasıl yazılır, TÜBİTAK'a nasıl başvurulur bunların hiçbirini bilmiyordum. Ve kafam karışıktı. Bilmediğim için de geriliyordum yani nasıl olacak. Yapmak istiyorum evet ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Bunları öğrenmek çok içimi rahatlattı. Ve işte danışmanım da olacak bu süreçte Melike Hoca. Yani şu an içim çok daha rahat ve birlikte bir yola başlıyoruz. Heyecanlıyım. Stresi heyecana çevirdi atölye benim için aslında. Mehmet Ali Hoca'nın seminerinde araştırma önerisinin nasıl yazılacağı hakkında konuşmalar gerçekleştirdik. TÜBİTAK formu üzerinden hatta formu nasıl dolduracağımız hakkında bize bilgiler verdi. Gözden kaçırabileceğimiz detaylar hakkında bize ufak ipuçları sağladı. En şaşırdığım atölye Tuba Hoca'nın atölyesiydi. Çünkü etik kurul neye bakıyor, jüri neye göre projeyi seçiyor bunu bilmiyordum. Tamam projeyi yazdık güzel ama bunun bir de kabul süreci vardı. İlk oturumda Mehmet Ali Hoca ile Melike Hoca'nın çok katkısı oldu. Çünkü Melike Hoca'nın heyecanı ve ilgisi beni çok motive etti. Mehmet Ali Hoca'nın da sakin ama çok böyle yol gösterici bir tavrı var. Hoşgörülü, anlayışlı. Onun da farklı bakış açıları. Yani ufkumuzu açtı. Ben o yüzden çok memnun kaldım atölyeden. Sosyal medyadaki dezenformasyonların
gençlerin üzerinde yarattığı etkileri incelemek için yola çıktık. Bizim ana çıkış noktamız buydu. Tabii proje sürecine başlıyorsun ama tamamen dümdüz bir yolda gitmiyorsun. Bambaşka konulara evriliyor. Şu an sosyal medyada bildiğiniz üzere yalan haber çok yaygın. Biz ama en fazla etki ettiği kesimin Z kuşağı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Z kuşağı sosyal medyayla daha fazla içli dışlı. Bu yüzden onların haberi nasıl doğruluyorlar, haber doğrulama araçları neler? Bu konu hakkında çalışıyoruz. Ve bu konumuzun içerisinde tabii ki sosyal medyadaki dezenformasyonlardan da bahsedeceğiz. Ve gençlerin üzerine yaptığı etkilerden de söz edeceğiz. Benim projem ev hizmetlileri ile alakalı. İşçi ve işveren arasındaki ilişki üzerine aslında. Ev hizmetlileri daha farklı bir alan, daha informal bir alan. Ve buradaki bazı iletişim şekilleri, diyaloglar, zamanla işte kurulan o güven ilişkisi, samimiyet, bağ, bunlar diğer sektörlerden çok daha farklı. Bizim odaklanacağımız nokta daha çok ilişkiler. O samimiyet nasıl kuruluyor? Başta hiç birbirini tanımayan ve birbirine hiçbir şekilde güvenmeyen iki insan zaman içinde öyle bir noktaya geliyor ki birbirlerine hani çocuklarını, evlerini, her şeylerini emanet edip bırakıp gidebiliyorlar. Bu ilişkinin boyutlarını inceleyeceğiz. Nasıl oluşuyor? Ne gibi olumlu ya da olumsuz yönleri var? Bunun üzerine ilerleyeceğiz bu şekilde. Merak ettiği bir konusu olan ve nasıl bir süreç işleyeceğini bilmeyen, nasıl ilerleyeceğini bilmeyen bütün arkadaşlarıma bu atölyelere katılmalarını tavsiye ederim. Çünkü hocalarla zaten birebir yaptığımız görüşmeler aşırı faydalıydı. Sonrasında atanan danışman hocalarımızla da zaten süreç devam ediyor. Asla sizi bu yolda yalnız bırakmıyorlar ve korkmuyorsunuz. Kariyer hedefiniz proje yazmak, araştırma yapmak üzerineyse, kendinizi proje alanında geliştirmek istiyorsanız ya da böyle bir tecrübe yaşamak istiyorsanız gerçekten önerebileceğim bir atölye oldu benim için. Bence mutlaka proje yazma eğitimi olursa katılın. Çok faydası oluyor. Her şey çok belirsiz ve korkutucu geliyor. Hani geriliyor öğrenciler. Ama bize yardımcı olmak için bekleyen, destekleyen hocalarımız var. Onlardan neden destek almayalım ki? O yüzden hocalarla etkileşim halinde olun. Mutlaka onlardan faydalanın derim. Süper.